Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fırında ekmek yapacağım. Eminim çok beğeneceksiniz. Bunu eskiden babaannelerimiz yapardı. Bugün ben de yapmak istedim sizin için. Bunun için gerekli malzemelerimiz, ben 7 bardak un kullandım. Bir pakette yaş mayan var ama isterseniz siz kurumaya da kullanabilirsiniz. İçine 2 şeker kaşığı da tatlı kaşığı tuzum var. Evet, sadece malzemelerimiz bunlar. Bir de parmağınızı yakacak, yani ama çok kaynar da olmayacak şekilde suyum var. Suyumu da size ne kadar döktüğümü göstereceğim. Mayamızı iyice eritelim suyumuzun içinde. Çok katı bir hamur olmayacak. Bunun hamurunun cıvık olması gerekiyor. Onun için ikinci bardağımı da döküyorum. Mayanızın iyice eridiğini elinizde hissedin. İyice pürüzsüz hale gelene kadar cıvık bir hamur yoğuralım. Bakın kıvamı bu şekilde olsun. Ne çok çok cıvık ne de katı bir hamur olacak. Böyle güzelce hamurumuzu ne kadar çok yoğunursak o kadar ekmeğimiz güzel olur. Evet, hamurumuzu yoğurdum. Şimdi üstünü kapatıp mayasının gelmesini bekleyelim. Ekmeğimin mayası gelmiş. O kadar güzel kabarmış ki. Kıvamı da çok güzel. Şimdi bezin üstüne koyacağız ve 10-15 dakika kadar da orada bekletip yer mayasını aldıracağız. Bu şekilde bakın elinize yağ batırıp bu şekilde açın. Yağlı olsun ortası. Ve şöyle kapatacaksınız. Şöyle biraz yatsılayalım. Bu şekilde tepsimize yerleştirelim. Parmaklarınızı yağ batırın. Evet, biraz şöyle açalım. Yatsılayalım ve tepsimize koyalım. Bu şekilde tepsimizi dolduralım ve üzerine yumurtamızı süreceğiz. Tepsimize koydum. Şimdi üzerine yumurta süreceğim. Ve önceden ısıttığım fırınımıza koyup kızarana kadar, pişene kadar bekleyeceğim. 200 derecede pişerse çok güzel olur. İsterseniz üzerine çörek otu da serpebilirsiniz. Susam da nasıl hoşunuza giderse. Tadını çok beğeneceğinizden eminim. Ben çörek otu serpiştirmek istiyorum. Evet. Bir tepsisini de normal yapacağım. Zaten
3-4 tane pazım kaldı. Onu da bir tepsiye yerleştiririm. Evet, bugünkü ekmeklerimiz hazır. Ekmeklerim piştiler. Bakın. İçinin dokusu, tadı da emin olun çok güzel. Eğer videomu beğendiyseniz abone olup yorum yazıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.